Evet, gün geldi çattı ve 2 aylık maratonumuzun sonunda artık fırınımıza sokacağız tanusumuzu. Hatta soktuk, bizi bekliyor. Biliyorsunuz bu arkamdaki yerde Mehmet Usta'yla beraber astarı yapıldı. Çok ince böyle o büyük şeylerle macununu çekti. Hazırladık. O da bir aşama. Kurumasını bekliyorsun, tekrar yapıyorsun falan. Hep adım adım acele etmeden yaptık bunları. Bugün de artık boyuyoruz. Şimdi buradaki yapılan işlemleri de tabii adım adım çektik. Hatta ustalar bizim için de çekti. O görüntülerle hep beraber bir izleyelim. 5. bölümde kaportamızı bitirmiştik. 1,5 ay kadar sürmüştü. Şimdi boya hazırlık, astar ve boya aşamalarına geçtik. Aslında bu da çok detaylı, önemli ve zaman alan bir süreç. Şimdi artık boya geç hızlı hızlı yapılıyor ama bunun gibi projelerde gerçekten işte astarın tam kuruması, boyanın tam kuruması falan böyle zaman kısıtlamamız olmadığı için maksat iş temiz çıksın, iyi olsun, uzun ömürlü olsun. Amacımız bu. Ersen Usta da, onunla da zaten konuşacağız. Bizim için çekimler de yaptı. Çünkü her zaman ben burada olamıyorum. Şöyle göstereyim son durum nedir. Kapılarımıza astarlar atıldı. Maksat oksijenle teması kesmek. Epoksi astar atıldı. Son teknoloji iyidir. Bütün buralara atılacak tabii. Yine bagajımıza, kaputumuza atıldı. Bunlara atılacak. Buna öylesine atılmıştı. Bu tekrar astarlanacak. Epoksi astar olacak. Bütün araba astarlanacak, temizlenecek. Şu an ilk aşamadayız daha. Şuralarda tabii ki macun olacak ama bunlar minimal. Böyle hani macun güzel olmayacak yani arabamız. Bir Ersen Usta'yla da bir konuşalım bakalım neler diyor. Ne aşamalardan geçeceğiz. Bayağı bilgili bir ustamız. Fabrikadaki katafarez aşamalarına kadar, işte ben dedim ona çünkü şu niye bu niye, hepsine çok dolu dolu cevaplar veriyor. Bir onunla da şimdi sohbet edelim. Ersen abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi seninle çok güzel sohbet ettik burada. Bir de bizim izleyicilere böyle genel olarak neler yapacağız, bir arabanın üstünde göster. Burada ne yapacağız? Onları da göster. Çünkü ben mesela sana sordum, işte abi niye tavanı kazamıyoruz? İşte abi niye şunu yapmıyoruz? Ben tabii anlamam kaportadan. Takipçiler de soruyor. Sen abi bir anlat bize. Şimdi dilimizden geldiği kadar biz de anlatalım. Şimdi bu aracımızın üzerinde fabrikasyon çıkışında kataferöz astar dediğimiz astar vardı. Şu yeşil bir astar. Bu tamamıyla şu yeşil astar. Evet. Bu tamamıyla fabrikanın kullandığı kataferöz astarıdır. Yani sacı, bağlayıcı, sacı, korozyona karşı önleyici bir malzemedir bizim için. Bunu komple kazımıyoruz çünkü fabrikanın attığı astar her zaman için daha sağlam, daha sağlıklıdır. Biz tabii pas olan yerleri, korozyon oluşan yerleri zımparayla, farklı ekipmanlarla bunları temizleyip üzerine epoksi astar dediğimiz, daha önceden de kapılarda zaten paylaşmıştık onu biz. Onu kullanacağız. Onun sonrasında yüzeydeki satırları düzeltmek için, çukurları, şişlikleri toparlamak için çelik macun dediğimiz eski tabirle macun uygulama işlemine geçeceğiz. O da hatta bu tarafta Mehmet Usta'mız devam ediyor. Hatta hemen ilk şöyle bir kabasını atmış bile. Bu macun tabii şey değil mi? Yani mecbur yapılan ve tabii, yüzeyin tabii pürüzlülüğünü gidermek için yaptığımız bir uygulama. Aynen o şekilde. Hani sonra böyle millet yazıyor, abi araba macun güzeline mi dönecek, işte full macun yok mu? Yok hayır. Ben de hayır, diyorum hayır, ki macun kesinlikle atılması lazım zaten. Şimdi şöyle izah edeyim ben onu size. Şurada hatta bu kapıyı da sizin için özellikle buraya koyduk. Mesela bu kapılarda düzelen yerler var. Bu satıh düz, bu satıh bozuk. Biz bu satığı ayarlayabilmek için macunu kullanıyoruz. Yani onun haricinde macundan araba yapmak veyahut da macunla parça yapmak öyle bir şeyimiz yok yani. Yok insan. Tamam, onu da çünkü hep soruyorlar. Aynen. Fazla ama macun niye biliyor musun? Çünkü arkadaşlar, sanayide o kadar fazla değişik değişik işler yapılıyor ki. Aha, aha. İnsanlar güvenemiyor. Şimdi sen de ne güzel burada aynen, aynen, işin tekniğini konuşuyoruz. Aynen. Şimdi dilimizden geldi. Kötü kadar olan usta da, yani bunu söylemekte şey var, abuk subuk işler çıkıyor. Araba maalesef iki gün sonra dalga dalga çıkıyor. Maalesef dalgalanmadan ziyade bir de ne kadar macun fazla çekilirse o macunun esnek parçalarda çatlama, alttan sacı açma olayı zaten daha da fazla olduğu gibi yükselecektir. Çok olan macunun hiçbir zaman için araca faydası yoktur. Çatlayacak zaten. Aynen, sadece gerektiği kadar. Şimdi bizim arabamızda zaten öyle bir şey var ki
yapılacak olan bütün parçalar değişti. Tabii. He, çürük olan parçalar yenisiyle revize ettik. Sadece bizim yapacağımız o revize olan yerlerdeki deformasyonu kapatmak. Aracımız zaten son derece orijinal, düzgün kullanılmış bir araç. Onun da zaten bize artısı işte ufak tefek ezikleri, çizikleri kapattım. Bunları kapatmak için zaten gördüğünüz gibi şöyle bakalım isterseniz zar şeklinde bir macun uygulamasıyla devam ediyoruz biz. Direkt böyle macunu üzerine atıp bırakmaktan ziyade bakın zaten ince çekilen macunlar son derece belli. Evet. Ustamızın da kullandığı farklı ekipmanlarımız var. İsterseniz onlara da şöyle bir dönelim. Bakalım abi. Yerine göre kullanacağımız ekipmanlar da değişiyor. Yani işin özü malzemeyi doğru yerde bulup doğru yerde çekmek. Bizim tek yapmak istediğimiz bu. Aynen. Sen kaç senedir yapıyorsun abi bu işi? Ben 33 yıldır bu meslekteyim. Ben de 32 yaşındayım, 33 yaşındayım. Yaşım kadar yaptın yani. Taunus yaptın mı çok? Taunus yaptık. Daha önceden de iki tane de Taunus toplanmıştı. Süper. Benim kalfalık dönemlerimde. Süper. Amerikan demek, klasik demek ayrı bir zevk. Onu yapmak da, onunla uğraşmak da o ayrı bir olay. Bir de mesela Ersen abi çok güzel bir şey söyledi. Hani boya işi aceleye gelmez. En az işte 8 saat, 10 saat kurutacaksın. Aynen. Aşama aşama yapacaksın. Ama tabii teknoloji de çok ilerledi. Gayet tabii. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Macun kat kat uygulanan, ince ince uygulanan bir malzeme olduğu için en az 8 saat kuruma süresi var. O 8 saati doldurmadan önce işlem yapılır mı? Yapılır. Ama az önce ne dedik? Çatlamalar, dalgalanmalar. Bunlar maalesef bunlar oluyor. Eğer bir ürünü kullanabiliyorsak kullandığımız ürünün teknik bilgilerine riayet etmeye gayret ediyoruz. Vallahi mesela abi. Bu macun işlemi yapılıyor. Macun işleminden sonra bunlar kat kat çekilecek. Bunlar kat kat çekilecek. Ondan sonra farklı ekipmanlarla bunların tesviyeleri yapılacak. Vallahi abi biz teşekkür ederiz yani. Çok keyifli oluyor. Ben de öğreniyorum. Hani hep bildiğimiz şeyler ama şimdi kendin yapıp şahit olunca ha diyorsun böyleymiş şöyleymiş. İçerisinde olmak daha farklı. Tabii içinde olmak hani... Şöyle ben mekanik kısmı iyi bildiğimi düşünüyorum ama kaporta ayrı bir dünya. Kaportada anlamam pek. Burada işte sen de biraz öğretiyorsun onu bize. Da beraber, staj oluyor bana da. Onu da beraber anlayacağız. Hiç olmazsa bizimle beraber size bu işlemlerin kolay olmayıp emek sarf etmenin ne olduğunu daha iyi açığa çıkarıyorsunuz zaten. Vallahi Ersen benim abi sağ olsun. Çok da güzel anlata çekiyor. Ben çünkü dediğim gibi her zaman burada olamıyorum. Yurt dışında, lansmanda, orada burada. Ersen abi telefonla çekiyor. Kaçırdığımız bir yer olursa o çekip bize anlatacak. Böyle. Sağ ol abi. İzledik mi? Tamam. Buradan sonra boyamızı karıştıracağımız, oluşturacağımız mix odası, karışım odası var. Hemen buraya geçiyoruz. Ersen abi bizi bekliyor Ersen Usta. Boyamızı, Racing Red, PQ kodlu boyamızı burada hazırlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi boya hazırlık odasındayız. Burada böyle görüyorsunuz. İşte karışıyorlar. Burada bayağı bir matematik, bayağı bir işlemler var. Otomatik, otomasyon. Ersen Usta burada bizim kodumuzu giriyor. Ben ona söyledim. Ersen abi dedim. PQ kodlu Ford'un yarış kırmızısı olsun. Sisteme girdik zaten. Race Red işte bütün karışımları gösteriyor. Bir de sen bana anlatmıştın ya. Burada hassas terazide ne lazım falan. Onlara da bir bakalım. Renk kodundan sonra formüle giriyoruz. Boyamızın karışımları çıkıyor buraya. Hangi boyalardan ne kadar yapacağımız. Evet. Şu an kilogramını girelim. Şu anda ilk boyamızdan başlıyoruz. 51-49'a başlayan kırmızıyla başlıyoruz şu anda. Bir de burada bir alet var arkadaşlar. Şu. Bu her yerde bulamazsın. Rengi analiz ediyor. Mesela senin 20 yıllık araban var. Güneşten sararmış, boya gitmiş. Bunu koyuyorsun arabaya, o rengin ihtivasını çıkarıyor ve ona göre karışım değerlerini bilgisayar değiştiriyor. Ona göre renk tutmasını sağlıyorsun. Değil mi? Yanlış söylemedim. Doğru söylüyorsun Sinan Bey.
Aşağı yukarı o makinamızda bizim 30 bin tane renk kayıtlı. 30 bin? 30 bine civarına yakın renk kayıtlı. Makineyi araca okuttuğumuz zaman 3 yerden okuma yapıyor. 3 açıdan. Yalnız kırmızı da süper ha. Şöyle. Ya bu da karışımımızın ilk rengi. Base coat dediğimiz. Rengi. Aynen. Baz. Şimdi o makinamız bizim 15, 45, 90. 3 açıda okuma yapıyor. 30 bin tane renk kayıtlı o cihazımızda. Aracın marka modeline göre formül alınıyor. Ayrıca bu güneş yıpranmalarından dolayı rengi en yakına getiren bir başka X bir firmanın boya kodlarını da formül olarak bize veriyor. Onunla yaptığımız zaman daha da yakın oluyor. Şimdi boya biliyorsunuz kimyasal. Güneş ışınlarının yıpratmayacağı hiçbir kimyasal yok. Aynen. O kimyasalın yıpratmasını makineden biraz daha yakına yaklaşmaya çalışıyoruz. Süper. O zaman daha da sağlıklı oluyor. Aynen öyle. Bir de bu sistemin bir güzelliği mesela burada diyor ki 1 kilo kırmızı koyu diyor. Mesela biz 600 gram koyduk. O 600 grama göre diğer karışımların gramajını azaltıyor ya da çoğaltıyor. Ya da fazla koydun, 1,5 kilo koydun mesela bunu. Ona göre diğerlerini oranlıyor, sana uyarı veriyor. Burada da gördüğünüz gibi 1 kilo 64 gram direkt başlangıcımız kırmızıyla başlıyoruz. 2 kilo yırtıyoruz şu anda boyamızı. Artısına göre daha devam edeceğiz zaten. Eksiği fazlası tekrar devamı yapılacak. Şu andaki yapacağımız bizim 2 kilo boya yapıyoruz. Bir araba kaç kilo boyayla boyanır aşağı yukarı? Takribi maksimum 3 kilo civarı. 2,5-3 kilo civarı. Bunun içerisine girecek mesela bir sarı var. Effective Light Yellow. Evet. Ne yapıyoruz? Sarı. O peki nereden biliyorsun nerede olduğunu o boyanın? Burada makinamızda karıştığında zaten şu anda bütün boyalarımız. 51-63. Biz Standox mu kullanıyoruz, Dexon mu kullanıyoruz? Aynı zaten ikisi de. Aynı firmanın ürünleri. Mesela bakın az önce kırmızıydı. Şimdi gireceğimiz boya sarı bir saniye. Mesela 730 gram da bundan eklememiz gerekiyor. Şöyle bakarsanız. Sarı da yakışır. Kırmızının işte bu tonları, getiren tonlar. Bu bize verdiğiniz formülde içerisindeki çıkan miktarlar. Şimdi kırmızı dendiği zaman sadece kırmızı boyayı al, at değil bizde. Çünkü verdiğiniz formül Ford'un Avustralya orijinal bir kırmızı rengi. Onu da hazırlamamız için farklı renkler giriyor. Mesela kırmızı girdik az önce. Şu an sarıyı devam ediyoruz. Arkasında mesela magenta. Koyu bir bordo tarzında bir rengimiz var. Beyazımız var, siyahımız var. Yani görünen sadece kırmızı dendiği zaman kırmızı boya çıkmıyor, çıkmıyor yani. Çıkmıyor tabii. Bir damla eksik, bir damla fazla koyduğumuz zaman rengin orijinal renkte sapma yapar. Evet. Onun için özellikle biz bu altın terazi diye tabir ettiğimiz hassas teraziyi kullanıyoruz. Magenta. Evet. Kaç gram diyor? 58.1. Beyaz renk içerisinde rengine daha böyle temizlik, daha böyle şeffaflık verir. Daha derin bir renk olduğu için. 33,5. Beyaz da var bunun içinde. Aynen öyle. Sonra şey yapıyorsun değil mi? Hesapla diyorsun. Tabii. Her seferinde hesaplattırıyor mu aynen sana? Şimdi siyahımızı giriyoruz. 31 gram. Verniği de bu aşamada mı, aşamada mı katıyorsun? Vernik hayır. Bu şimdi bu arabanın üzerine bu boya hava tabancalarıyla pistoleyle uygulanacak vernik bundan sonraki ikinci bir aşama. Hmm. Yani o boyalardan da var ama biz o boyaları tercih etmiyoruz. Kendinden parlayan vernikli boyalar var. Biz onları tercih etmediğimiz için baskat dediğimiz boya sistemini uyguluyoruz burada. İlk önce araç komple kendi rengine kaplanacak. Aradan sonra bir zaman geçtikten sonra parlatıcı diye tabir ettiğimiz uzun yıllar silindikçe parlayacak olan verniğimizi uygulamasını yapacağız. Tabii bunların hepsi aşama aşama gidecek zaten. Bakalım güzel olacak. Daha çok bizim dilimizde ateş kırmızısı
kırmızı olarak geçer bu tarz. Ateş renkler. Kırmızı. Aynen. Yakışır değil mi? Can alıcı bir renk olduğu için. Annem de kırmızı olsun dedi. Anneye saygılar o zaman. Aynen. Ben acaba dedim bu yarış yeşili var böyle nefti bir yeşil. Evet. İngiliz yarış yeşili diye şu geçer. Şu tarz bir yeşil. Acaba sanki. O mu dedim. Sonra birkaç yapan adam gördüm. Çizgilerini çok kapadı arabanın. Yani o yumuşak hatlı arabalarda çok güzel duruyor. Aynen. Bu keskin köşeli Amerikan bir köşeli bir araba. Kırmızı çok daha güzel duruyor. Ya şimdi de işin açıkçası şu. Ben aşağı yukarı 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ya kırmızının göstermeyeceği bir araç yok. Evet. Ya bugün baktığınız zaman tekerleklilerden, bisikletten tutun da kamyona değil kadar. Mi? Kırmızı. Kırmızı illa kırmızı. Kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun derler ya. Çıkarttığımız boya aşağı yukarı 2 kilo civarı bir boya. Şu evet. Andaki biten boyamız. Bunu buyurun isterseniz tezgaha geçip karıştıralım. Tamam. Rengimizin özü kendimiz mi istersen. Karıştırıyoruz? Tabii tabii. Tamam. Hatta isterseniz bunu da siz yapabilirsiniz. Olur yaparım. Buyurun. Şöyle baktığınızda kaşığımızın üzerinde numaralar vardı. Boya, kurutucusu, tineri. Bu karışımların hepsini ölçülü yapmamızda fayda var. Çünkü niye? Hem boyanın sağlığı açısından, hem boyanın parlaklığı açısından bu bizim için önemli bir şey. Sinan Bey buyurun. Normal karıştırıyorum. Aynen öyle. Görüyor musunuz içindeki renkler damar damar kendine geçmeye başlıyor. Evet. Bunu homojen biçimde. Evet. Güzelce karıştırarak. İçesim geldi. Ford'umuzun orijinal rengi çıkıyor piyasaya. Aynen. Bu da zaten orijinal Ford rengi. Evet. Biraz o yüzden de bunu istedim. Hani Ford rengi de orijinal Ford rengi olsun. Hani daha sonra bir şey olur, boyatman gerekir, çizilir. Aynen, aynen. Geri dönüşü de kolay. Bakın mesela görüyor musunuz? Renkler çıkıyor. Aynen öyle. Bu onun için yapılan bir şey mi? Yoksa iyi karışmadığını mı gösteriyor? Güzel karışımı sağlamak için bu. Daha karıştır yani demek. Karıştıracak tabii. Daha karışacak bu. Bunu da makine karıştıramıyor. Orada şeyi mi yok? Makine karıştırıyor ama makinede biz genellikle ham maddeleri karıştırıyoruz. Bu sonradan aracın üzerine, çünkü bunun farklı aparatları var. Her araba içinde aynı şekilde kaşık kullanmaya tabii. İmkanımız yok. Vakit yok o kadar. Aynen öyle. Daha iyi. Az öncekinden biraz daha fazla karışmış vaziyette. Yansın. Senin mi Taunus'un vardı? Biz seninle konuşuyorduk. Granada vardı bende. Granada, tamam. 78 model tek kapı bir tane Granada'm vardı. Üstü beyaz deriydi. Altı çikolata kahvesiydi. Oo, güzelmiş. Zamanlı çok güzel arabalarıydı. Şöyle. Rengimiz bu, can alıcı rengimiz. Güzel. Nasıl Sinan Bey? İstediğim gibi. Bu renk istiyordum yani. Güzel şey kırmızı. Net bir kırmızı. Şu anda ustamız temizliklerini yaptı. Temizliyor. Ortamı tozdan arındırıyor. Evet. En önemli şey boyada ortam zaten. Aynen aynen aynen. Çok iyi boyacısındır. Elin harikadır falan. Tozlu ortamda iyi iş çıkmaz. Maalesef öyle. Maalesef öyle. Isınmış. Ustamız şu anda temizliğini yapıyor. Böyle astar rengi bile güzel. Kolay gelsin usta. Baksana süper duruyor. Bu renk bile güzel ha. Evet, gri. Böyle nardo gri. Bunun biraz daha koyusu. Yani şu parlak hali çok güzel. Burası da ne güzel sıcacık ya. Vallahi oh ısındık. Kaç dereceye kadar ısınıyor burası? 70-80. 70-80. Bu mazot mu tiner mi? O yüzeysel temizleme M600. Ha ya bu iş için. Evet bu iş için. Silikonları, ondan sonra yağları, şeyleri temizlemek amaçlı. Tabii zemin önemli. Biz buna yüzey temizleme diyoruz. Farklı bir kimyasal. Boyanın altındaki işte yağlanmalar olabilir, farklı türlü materyaller olabilir. Boyanın altındaki en son temizlik safhası. Bundan sonra aracın üzerine hiçbir şey gelmeden direkt pistole işlemine başlayacağız zaten. Kaç kat boyanıyor? Atıyorum bir kat geçtin. Sonra ya bir daha geçiyor musun? Nasıl hani? Sinan Bey şimdi sizin aracınızda biz alt bir renk uygulaması yapacağız. Üst rengin daha temiz gözükebilmesi için. Aşağı yukarı iki kat o alt boyasından uygulama yapacağız.
3 kat veya 4 katta kendi kırmızınızdan uygulama yapacağız. O kırmızıyı da uyguladıktan sonra en son o vernik dediğimiz, lakrit dediğimiz olay, evet, parlatıcı. En son 3 katta onun uygulamasını yapacağız. Yani aşağı yukarı neye geliyor? 2-3 kat boyası, 3 katta vernik dediğiniz zaman 6 kat 7 kata geliyor. Ha, bu demek değil ki çok fazla boya sıkıntı versin. Biz zaten onu ince vaziyette uyguladığımız, evet, için mikron değerlerinden fazla yükseltmemeye çalışıyoruz. Yükselsin bir şey değil, sıfırdan boyanıyor zaten. Ama hani çatlamasın diye. Hem çatlamaması için hem de atılan boyanın uzun yıllarca daha parlak kalabilmesi, evet, için. Buna bir seramik yaptırırız sonra. Yakışır. Zaten şimdi Sinan Bey, biz bunu böyle bir şekilde uğraşıyoruz. Bundan sonra size bakımına bunun artık. Tabii canım. Böyle nasıl söyleyeyim? Bunu elle, suyu yünbezlerle yıkarız. Şimdi bebek nasıl böyle ufak böyle yumuşak şeylerle, aynen, bezlerle yıkanır. Siz artık bunu ondan sonra öyle bakacaksınız. Tabii. Onda sıkıntı yok. Zaten ona da şüphemiz yok. Tabii onda sıkıntı yok. Ara biz de ziyarete geleceksiniz. Biz tabii, de göreceğiz. Tabii. Zaten nasıl bir bakabiliyor bitsin, musunuz? Bakamıyor musunuz diye. Ya bakarız. Sıkıntı yok. Zaten bir bitsin böyle hep beraber. Piste aslında bir toplantı yapmak istiyorum. İstanbul Park'ta, Formula 1 Kurtköy'de. Kısmet inşallah. Öyle hafta sonuna falan denk gelirse gelirsiniz. İnşallah, inşallah. Hiç olmazsa eserimizi biz de pistlerde aynen, görürüz. Aynen. Kırmızı olsun dedi. Sonunda böyle hayal ettiğim gibi o kırmızı halini gördüm. Şimdi bekletmeden hep beraber bakalım. Böyle yanıyor. Çok güzel oldu. Ersen abi sonunda boyadık. Buraya böyle düt dırı düt dırı düt dırı. Fazla tükürerek konuşmuyoruz. Boyaya yapışmasın. Yavaş yavaş hareketler. Çok güzel oldu ya. Bu renk hatları çok güzel gösteriyor. Ya böyle eski arabada eğer British Racing Green yapsaydık bu hatları kapatırdı. O daha yumuşak hatlı arabalara güzel oluyor. Kırmızı çok güzel oldu. Şimdi zaten burası 40 derece var mı abi? Şu an 60 derece. 60'a çıkmış mıdır? Bayağı sıcak. Fırın diyorsunuz ya. Şu an fırının amacı burada boyayla bütünleştirmek mi? Boyanın pişmesi. Pişmesi. Boyanın kurumasını biraz daha ileriye almak. Parlaklığını daha çok kalıcı hale getirmek. Evet. Çok güzel oldu. Dediğimiz olay bu. Aynen. Çok güzel oldu. Hayırlı olsun diyoruz. Bundan sonra artık döşemesi, ön takım sökülecek, kumlanacak falan. Daha tabii bir ton iş var, elektrik var falan. Ama bu en önemlisi boya kaportadaydı sonrası için. Çok güzel oldu vallahi maşallah. Hayırlı olsun diyoruz.
Arkadaşlar boya gerçekten çok içimize sindi. Bayıldım yani. Bir kapatmadan bir tekrar bakmak istiyorum. Ebru Hanım da içeride. Bayıldı o da. Bir de onun fikirlerini alalım. Ne diyor bakalım. Ebru Hanım merhaba. Selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl olmuş? Nar çiçeği kırmızısı. Ford kırmızısı. Aynen. Böyle. Yarış kırmızısı. Yarış kırmızısı. Pistler de bilmiyorum artık piste sizi. Gireceğiz. Beraber bir sürüş deneyimi süper olur. Dün Almanya'dan parçalar geldi, amortisörler geldi. Harika. Yaylar daha önce gelmişti. Onun için piste gireceğiz. Bitsin. Vallahi güzel bakalım oldu ya. Olacak. Baksana. Çok çok güzel. Yakıştı daha size harika. De böyle. Evet, kırmızı. Ojelerin rengini, oje biraz bordo gibi. oje bordo yok, tam bunlar kırmızı değil. Aynen, nar çiçeği. Aslında evet. Hep bu rengi kullanırım ben ama... Kaç bu, 15 mi oluyor? Flormar, aynen. Reklam yapalım. Şimdi bundan sonra... Buyurun Burak Bey. Burak Bey hemen. Gelin, hoş geldiniz. Kapanış yapıyoruz, bir yorumlarınızı alalım. Şöyle hemen ne aramıza... Ne güzel boyamışsınız, Nişoto. Nişoto ve Ale Parça'nın destekleri burada. İnanılmaz. Evet. Tabii Netex de var. Netex'i çağırdık bugün. Gelmedi. Sonra demesin beni söylemiyorlar diye. Çok yoruldu o boyadı çünkü arabayı çok aynen. Yoruldu. Evet. Beni sonra demesin bizi söylemiyorlar diye. Instagram hesapları yok. Biz ne yapalım? Aynen doğru söylüyorsunuz. Abi nasıl? Yanıyor değil mi? Yanıyor. Vallahi çok güzel oldu. Çok heyecanlıyız. Bundan sonra tabii döşeme, hı-hı, elektrik, evet. Alt takımı ben sökeceğim, işte kumlama mumlama olacak falan. Daha bir bayağı buradayız. Detaylı işler daha var. Buradayız. Yani hakikaten fabrika gibi topluyor, hatta daha iyi topluyoruz fabrikayı. Ama bu arada ben şunu söyleyeyim, hani bizim yaşadığımız Nişoto'yla deneyim de inanılmazdı. Zaten daha önce de bu şekilde hizmet aldığımız için böyleydi. Ben bu aracı yaparken, Taunus'u yaparken bunu bir kez daha deneyimledim. Bence Türkiye'deki en güzel servis diyebilirim. Net. Yani. Şöyle söyleyeyim, yurt dışında da takip ediyorlar İngiltere'den. Hı-hı. Ya burası ne kadar iyiymiş falan diye onlar da yazdı. Her hakikaten şey servis koşulları, çalışma koşulları çok iyi. Yani çok güzel, tertemiz iş çıktı. Hı-hı. Kesinlikle. Sağ olun. Çalışanlar da çok çok iyi. Yani tabii ki başında siz olduğunuz için çok ama. Tecrübeli. Şimdi Ersen abi mesela tecrübeli, Uğur usta, yaşlı usta zaten, makbul evet, yani. Evet. Aynen. O yüzden belirtmek istedik yani. Teşekkür biraz, ederiz. Şey vallahi arkadaşlar ama... çok efsane oldu bence boyamız. Diğer bölümlerde artık görüşeceğiz tekrar. Evet şimdi Alo Parça, Netex başlıyoruz. Aynen sizin bölümler asıl geliyor. Alo Parça, Netex. Alo Parça bize parçaları yiyecek. Evet evet aynen. Sizin de parça ihtiyacınız varsa aloparça.com. TR yok değil mi? Yok. Ya yani TR'si de bizde. Tabii TR ki. De sizde. Trademarkı bizde. Aloparça.com giriyorsunuz, siparişinizi veriyorsunuz. Evet. Kapınıza getiriyorlar. Aynen öyle. Hepinizi bekliyoruz. Videoyu da beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Aynen öyle. Ve bildirimleri açın. Bu da bildirimleri de unutmuyoruz, çan simgisini. Diğer videomuzda artık ne zaman gelir o tabii iş yoğunluğuna ve bizim hızımıza bağlı, benim lansman şu bu. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Belki motor videosu gelir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.